İman etmek İslami kurallar içerisinde bir kimsenin Allah ve Resulüne iman etmesiyle başlar. Bu zorunu bir kimseyi buna zorlayamazsınız. Bir kimse iman edip etmemekte serbesttir. İslam bu manada din vicdan hürriyeti sağlar insanlara. İster bir kimse iman eder, ister iman etmez. Bu birinci kuraldır. Ve bir kimse iman ettikten sonra İslam'ın hükümleri başlar. Bu da nedir? Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Bir iman eden kimseye İslam'ın kurallarını yine dayatamazsınız. O kimse özgürdür. İnancının kemale erdiği kadar ibadetlerini yerine getirir bir kimseye ibadet noktasında da zorlama yapamazsınız. Haramlar bellidir. O haramları insanlar kendilerince severek, isteyerek yapabildikleri yere kadar yaparlar. O yüzden normalde nasıl birçok mezhep var ise herkesin kendince bir din anlayışı ve din yaşayışı vardır. Müslümanlar, müminler bu din anlayışına ve yaşayışına bu manada saygılı olmak zorundadırlar. Yoksa herkes kendince kendi yaşadığı dini bir başkasına dayatırsa bu İslam olmaz. Bu benim anladığım manada dini özgürlük de olmaz. En büyük handikap İslam dünyasında Müslümanların kendi dairelerinde, kendilerince inançlarını ve yaşantılarını etrafındaki insanlara dayatmaları. Bu dayatmalardan dolayı ne yazık ki e, Müslümanlar sıkıntı çekiyorlar. Allah muhafaza eylesin inşallah. Az önceki Kardeşin itirazıyla hocamın arasını bulayım. Oradaki şiirdeki şaraptan e, kasıt bildiğiniz e, sarhoş eden şarap değil. Bu e, Türk-İslam geleneğinde ve yukarı mezopotamya tasavvuf geleneğinde şaraptan bahsedilince bu bir e, insanı manevi olarak aşk yolunda yürürken şevk sunan haldir. Buna Hazreti Mevlana Cerahattin Umar Hazretleri de e, mesnevisinde Mansur şarabı der. Ve der ki senin isteğin şarap hani e, normal şarap olarak kasteder. Senin kafanı ahmak eder. Ama bizim istediğimiz şarap bize ahmak etmez, bizi sevgiliye götürür der. Ortasını bulalım hocam bu manada. Tabii, evet. Hakkınızı helal edin. O yüzden hocamın kastı oradaki, tabii buradaki topluluk hemen hemen e, hocamı ve bizi bildiğinden, oradaki kastın ne olduğunu bildiği için biz yanlış anlamadık. Bu noktada bu e, hocam şey yapmadı ama hocamın dediği var ya, hani... E, içki içersin, ondan sonra da namaza başlarsın. Ee, i̇çkinin tam olarak, kesin olarak haram edilmezden önceki haldi. Hocamın anlattığı, sahabeler bunu yaşarlardı. Ondan sonra içkili bir şekilde namazda ayetleri okumasını karıştırmaya başladıklarından sonra içki üçüncü safhada kesinlikle haram oldu. Önceden de haram değildi. Haram sonradan oluştu. Biz de işin latifesinde konuşuyoruz. Diyorum Nuri iyiymiş bu diyorum. Bak başladığında bir kadeh atıp da başlıyormuşum. Boşuna bırakmışız filan dedim. Nuri'ye şakadan takıldım. 180. beyitte kalmışız. O hekimin vaidleri, lütufları hastayı korkudan emin etti. 180. beyit. Hakiki olan vaidleri gönül kabul eder. İçten gelmeyen vaatler ise insanı ıstıraba sokar. Bir kimse bir şeyi vaat ederken, konuşurken eğer ki vaat ettiği şeyden kendisi emin ise ve vaat ettiği hak ise ve vaat ettiğini yapabilecek noktada görünüyorsa o kimse, karşıdaki kimse o vaat edilenlerin olacağını kendince emin bir şekilde görür. Mesela siz bir konusunda uzman bir doktora gitseniz, o uzman doktor sizin hastalığınızı tedavi etmeye başlarken size vaat etse, dese ki bu hastalığın aşamaları bunlar, bu aşamalar içerisinde böyle bir tedavi uygulayacağım, bu tedaviden sonra siz buradan dimdik olarak gideceksiniz dese, o doktorun eminliği hastayı psikolojik olarak hemen ne yapar? Etkiler. Ve hasta psikolojik olarak aslında o esnada iyileşir. Çünkü kendince der ki evet bu doktor işinin ehli vaat etti ben iyileşeceğim. O esnada iyileşir. Çünkü vaat eden kimse vaadinde emin ise onu dinleyen kimse o vaade inanır. Emin olmayan insanların vaatleri etrafta tutulmaz. Kerem ehlinin vaatleri akıp duran eseri daima görünen hazinedir. Kerem ehli yani bu, bu kemale ermiş, cömert, bilgisini her tarafa saçan, olgunlaşmış insanların, Allah'ın veli dostlarının, peygamberlerinin vaatleri akıp giden nehre benzer. Onların bu noktada hayır ve hasanetleri ortaya koydukları icraatlar, ortaya koydukları işler görünen şeylerdir. Ve o görünen şeyler olduğundan dolayı onlar bir şeye vaat ederlerse o vaat edilen şey olur, oluşur. Ehil olmayanların, kerem sahibi bulunmayanların vaatleri ise gönül azabıdır. Bir şeye ehil olmayan bir kimsenin veyahut da o meselede bilgisi olmayan, o meseleyle alakalı kendisince herhangi bir etkisi ve yetkisi olmayan bir kimsenin bir şey vaat ederse o karşıdaki kimse gönül ızdırab olur. Yani hep yalan söylemiştir. Bir daha o bir şeyi vaat eder. O kimseye gönül ızdırab olur. Veya bir vaat etmiştir. Vaadini yerine getirememiştir. Bir daha vaat ediyordur. O gönül ızdırab olur. Vaat edilen şeyin yerine getirilmesi gerekir. Bu İslami kurallar içerisinde insani kurallar içerisinde de çok önemlidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri o kimseye yazık kendisini ezmiştir. Yapamayacağı şeyi söz vermiştir, vaat etmiştir der. O yüzden bir kimse yapamayacağı bir şeyi vaat etmesi uygun değildir. Yapamayacağı bir şeye söz söylemesi uygun değildir. Güç yetiremeyeceği bir şeyi vaat etmesi uygun değildir. İslami kurallar o kimseyi bu noktada bundan men eder. Bunu bir kimsenin anlayabilmesi için, tespit edebilmesi için o kimsenin kendisini iyi analiz etmesi gerekir. Kendisini nereye kadar güç yetirip yetiremeyeceğini analiz edip öyle vaatlerde bulunması gerekir. O yüzden ehil olmayan insanlar bir meselede vaat ederlerse etrafındaki insanları ızdıraba sokarlar etrafındaki insanlar, vaad ettiği kimseler hüsrana uğrarlar. Allah muhafaza eylesin. O velinin bu başlık, halayın hastalığını anlaması ve padişaha arz etmesi. Ondan sonra hekim kalkıp padişahın huzuruna gitti. Padişahı bu meseleden birazcık haberdar etti. Dedi ki, çare şundan ibaret. Bu derdin iyileşmesi için o adamı getirelim. Kuyumcuyu uzak şehirden çağır, onu altınla elbiseyle aldat. O veli hastalığın tedavisi için kuyumcunun buraya gelmesi gerektiğini ve onun bu noktada e, bir şekilde o beldeye getirilmesini istedi. Ama bu enteresan bir şey. Burada e, asıl dikkat çekilecek nokta şu. Onu altınla elbise ile aldat. Herkes sevdiği şeyle aldatılır. Siz bir kimseyi aldatacaksanız onun en çok sevdiği şeyle aldatabilirsiniz. Kandırılanlar en çok sevdikleriyle kandırılırlar. İnsanlar örneğin en fazla Müslümanlar neyle kandırılır? Allah'la. Neyle kandırılır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle. Neyle kandırılır? Dinle kandırılır. Siz neyi seviyorsanız ona aldanırsınız. Hani Hazreti Şems, e, Hazreti Mevlana Celalettin Rum Hazretleri böyle kendi başına Şems olmadığı için dolaşırken çobanın birisi der ki Ya Mevlana Hazreti Şems'ten sana selam, ver der. selam var der. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri etrafına bakar, ceplerine hiçbir şey yok. Çok harika bir cübbesi vardır. Hemen cübbesini çıkarır, o kimseye verir. Çoban durur kendi kendine utanır yaptığından. Der ki ya Mevlana seni kandırmıştım, yalan söylemiştim. Cevap muhteşemdir. Yalan söylediğini biliyorum. Ama yalandan da olsa o şemsin geleceğini söyledin ya der. O yüzden sana cübbemi verdim. Eğer doğru söyleseydin canımı verirdim der. Bir kimse sevdiği şeyden kandırılır. Dünyayı sevenler dünyadan kandırılır. Ahireti sevenler ahiretten kandırılır. Yemeği sevenler yemekten kandırılır. İçmeyi sevenler içmekten kandırılır. Siz en çok neyi seviyorsanız siz oradan kandırılırsınız. Kandırılacağınız yer en sevdiğiniz yerdir. Sizi istismar edecek olan sizin en çok sevdiğiniz yerinizden istismar eder sizi kullanacak olan sizin gönül duygunuzun en hassas noktasından istismar eder. Çünkü siz başka yerden istismar edilmezsiniz. Başka yerden kandırılmazsınız. İnsanlar duygu noktasında ne tarafa doğru kayıyorlarsa ve kendi duyguları ne tarafa doğru koşuyorsa oradan kandırılırlar. Her gece sofra kurup zevkü sefa eden bir kimseyi oradan kandırırsınız. O adamı camiye çağıraraktan kandıramazsınız ki. Ben bu adamı götüreyim zikir meclisine orada ne söyleyeceğimi söyleyeyim gelmez o. Onu ancak yine zevki sefa edecek bir sofraya çağırmanız lazım. Onu orada aldatırsınız. Deve alışverişleri olur ya bu bölgede. Adamlar deve alışverişini yaparlarken meyhanede yaparlar. Çünkü o esnada o gün sahadan kaçan deveyi o gün sahadan kaçmamış gibi orada satarlar. O sarhoş adam alır onu. İçkilidir ya. Sabalen kalkar deve sahibi olmuş. Deve ona bakar, o deveye bakar. Ben bunu ne zaman aldım, nasıl aldım der. Bunun gibi adam bir tarla satacak. Onu e, meyhane sofrasında satar. Neden? Normal zamanda o adam onu almaz. Ayık kimse onu almaz. Sarhoşken alır onu. Sarhoşken bakar ben bunu nasıl aldım der. Bunu nasıl söyledim der. Çünkü onu seviyor Bir dervişi siz aldatacaksanız onu tekkede aldatırsınız. Tekkeyle aldatırsınız. Şeyhiyle aldatırsınız. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şeyh efendinin selamı var bunu böyle yapacakmışsınız der. O kimse de vay şeyhim söylemiş selam göndermiş der. Onu yapar. Aklına gelmez o esnada. Ya şeyhimin bende telefonu var, benim de onda telefonum var. Ben arayayım ondan söyleyeyim o esnada düşünmez. Onu yapar yerine getirir. Ben de ayda bir bunu hep cemaata tekrar ederim. Sakın ha benim adıma size bir şey söylerlerse yapmayın. Hepinizin bende telefonu var. Ben bir şey söyleyeceksem telefonu açar söylerim size. Beyan ederim herkese. Sakın ha biz para toplamayız, biz pul toplamayız, biz insanlardan bir şey istemeyiz. O yüzden bizim adımıza bir şey istemeye kalkarlarsa vermeyin. Bizim böyle bir düsturumuz yok, bizim böyle bir anlayışımız yok. Biz zekat toplamayız, biz fıtre toplamayız, biz sadaka toplamayız, biz sohbet parası toplamayız, biz semadan para almayız. Bizim dini hizmetlerden para almamız yoktur. Ücret karşılığı değildir diye Hep beyan ederiz Söyleriz bunu Neden uyanın birisi çıkar Ki böyle söylememize rağmen Çıkıyor Böyle söylememize Rağmen çıkıyor Mesela işte İstanbul'da Bizim adımıza para toplamaya kalkmışlar İzmit'te bizim adımıza Para toplamaya kalkmışlar Bursa'da dahi bizim adımıza Para toplamaya kalkmışlar Düşünebiliyor musunuz biz Bursa'dayız Bursa'da bizim adımıza para toplamaya kalkmışlar. Bunları böyle biz açıklamamıza, mesela ben Twitter'da programları yazarken hep böyle ücretsiz, katılım serbest diye not düşerim. Ücretsiz ve katılım serbest dememin sebebi şu, Gelibolu'daki sohbete otobüslerle ücretli insan toplamaya kalkmışlar. Bir de onlara demişler ki size özel mevlevi, mesnevi sohbeti ve sema olacak. Biz bangır bangır bağırırken millet para toplayaraktan oraya insan getirmeye çalışıyor. Demek ki insanlar efendim? Ha tabi canım o zaten var. Yani şey değil. Düşünebiliyor musunuz? Pilavı sat... <laughs> Bu... Normalde insanoğlu sevdiği yerden kandırılıyor. Sevdiği yerden. İşte kuyumcu içinde diyor ki Hazreti Mevlana. Kuyumcu çünkü buradaki kuyumcu heva ve hevesi simgeliyor. Kuyumcu heva ve hevesi simgelediği için kuyumcu yine heva ve hevesle aldatılacak. Bu ne? Dünya süsü, elbise ve altın. Dünya süsü ile alakalı. Az önce Dünyayı terk edip etmemekle alakalı hocam bir şey söyledi. Mevlevilerin bu noktada ehli tasavvufun dünya ile alakalı şerhi şudur. Hazreti Mevlana Mesnevisinde der ki: "Bize kumaş alıp satmak haram edilmedi. Bize haram edilen dünya sevgisidir." der. Biz dünya sevgisine karşıyızdır, dünyaya değil. Bakın biz Dünya sevgisine karşıyızdır. Dünyayı ilah yapılmasına karşıyızdır. Biz Allah'tan gayrı bir şeyin ilah edilmesine karşıyızdır. Yoksa dünya bizimdir. Bizim için yaratılmıştır. Lazımdır Allah'ı bilme, Allah'ı tanıma bu dünya mektebinde olacaktır. Dünya bir okuldur. Dünya bir mescittir tamamıyla. Bakın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadisi muhteşemdir. Dünya bana mescit kılındı der. Dünya bize mescit kılındı ise bütün dünya bizim için mescit aynı zamanda okul hükmündedir. Mescit sadece ibadet edilen yer değildir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin zamanında mescidi nebevi sadece namaz kılınan bir yer değildi dünyanın ilk üniversitesiydi aynı zamanda. Fıkıhın, kelamın, nahivin, hadisin ve ilimlerin öğrenildiği yer idi. Ne yazık ki bugün mescitlerimizde bunlar yok. Mescitler bütün ilimlerin tahsil edilmesi gereken bir yer. Çok özür dilerekten söylüyorum. Bugün diyanetteki imamların büyük bir çoğunluğu imam değil. Namaz kıldırıyorlar sadece. Orada bir imamın bir Normalde çok e, harikulade olmasa dahi matematikten, fizikten, kimyadan, felsefeden, dinler tarihinden haberdar olması gerekir. Ve bir imama bir çocuk bir şey sorduğunda, cemaatten birisi bir şey sorduğunda ona cevap verebilecek kapasitede olması gerekir. Ama ne yazık ki ya bizim imamlarımız çok yetersiz. Ya da başka bir şey düşündüklerinden dolayı imamlar cuma hutbelerini dahi Ankara'dan gelen hutbeyle okuyorlar. Ve imamlar kendi cemaatlerine vaaz edemiyorlar. Ya kapasiteleri yok vaaz etmeye ya da normalde başka şeyler vaaz eder diye düşünüyorlar. Ve orta yerde bir tane merkezde bir vaazcı var. Merkezden vaazcı vaaz ediyor. Bütün camiler de onu dinliyor. Bütün camilerde onu dinliyor. Bunun ezanı da bunu buna kattılar. Artık millet minareye de çıkmıyor. Müezzinler minareye de çıkmıyor. Ezanın minareye çıkılırken e, okunması sünnettir. Minareye çıkılması gerekir. Yüksek bir yere çıkaraktan ezan-ı şerif okunur. Yüksek bir yere çıkmadan ezan-ı şerif okunmaz. Ezan-ı şerif okunurken elektrik kesilirse ezan bitti. ezan bitti. Namaz kılınırken elektrik kesilirse namaz bitti. Yani buna da şart düşeyim. Alt katta var, üst katta var. İslam medeniyetinde iki katlı cami yok. Üç katlı cami yok. Gökdelenlik cami yok. İslam kültüründe mütevazilik var, tevazu var. Yüksek binalar yapmak yok İslam medeniyetinde. İslam medeniyetinde çok katlı hiçbir şey yok. Ve Osmanlı'nın zamanındayken Beytullah'tan yüksek bir yapının yapılması Beytullah'ın şanına yakışmayacağından, edepsizlik olacağından dolayı Osmanlı Beytullah'tan daha yüksek bir evin Beytullah tarafında yapılmasına müsaade etmemiş. Şimdi gökdelenler var etrafında. Beytullah'ı görmeniz mümkün değil. Hazreti Muhammed Mustafa Cebeli Nur'a çıktığında oradan Beytullah'ı görürdü. Şimdi Cebeli Nur Nur denilen yer 5 bin nemleli otellerle dolu. Ve Beytullah'ın etrafı, Türkiye'de Hilton'un kapısından girmeyen kimseler Beytullah'ta Hilton'da kalıyorlar. Türkiye'de veyahut da İslam dünyasında bilmem interkontinentalde kalmayanlar, Mekke'ye gittiğinde nerede kaldınız bizim şey efendiyle beraber biz ee, ne o? Hilton'daydık. Oğlum ne işiniz var lan Hilton'da? Replikler benim bunlar. Lan ne işiniz var Hilton'da? Mübarek orada kaldı. Lan mübarek camdan namaza durdu o zaman. Ha mübarek camdan namaza durdu. Biz de arkasından durduk. İyi. Hilton'dan namaz oluyorsa sen de televizyondan namaza dur o zaman. Hilton'un camından Hilton'un camından Beytullah'taki Hilton'un camından. Beytullah'ı görerekten namaza duruyorsan ve onun namazın olacağını düşünüyorsan ve oldu diyorsan evde de televizyonu aç. Var şimdi uydulardan. Kabe'nin yayınını aç. Kabe orada imamda namaz kıldırıyor. Sen de evde namaza dur o zaman. Bu hale geldik. Bu hale geldik. E camilerimiz de bu halde. Cuma gelince alt katı insan dolu. Diyorum ki Hanefi'ye göre imamı göreni görmeniz lazım. Elektrik kesildi ya cuma kılıyorsunuz. Namazın en önemli namazlardan birisi. Hafta içerisinde kılınan namazların en önemlisi cuma namazı. En önemli namazı kılıyor ümmeti Muhammed. Nerede? Alt katta veya da başka bir yerde. Kesildi elektrik ya. Elektrik kesildi. Alt katta namaz kılanlar namazını nasıl tamam edecek? En enteresanı da hep o. Ramazan geliyor şimdi soracaklar. Bayanların mahvili var ya, mahvili sıkı sıkı kapatıyorlar. Mahvilden erkeklerin görünmesi, erkeklerin yani imamın veyahut da cemaatin görünmesi mümkün değil. Sıkı sıkı kapalı. Bana diyorlar ki işte böyle böyle sıkı sıkı kapalı. Ben diyorum ki Müslüman kadınlar o kadar sapık ki adamların ensesinden gördüğünde kendilerinden geçecekler. O yüzden kapatıyorlar. İmamı görmeyecek. Namaz kılan kadınlar haza imamı görürlerse imamın abdesti bozulabilir. Mescid-i Nebevi'de nasıl namaz kılındığı önemli değil hocam. İşte herkes sevdiğinden kandırılır. Bir kimseyi kandıracaksanız onun en sevdiği şeyden kandırırsınız. Ondan selam götürürsünüz. Ondan selam gelince ayağa kalkar o. Bakın ayağa kalkar. O pür dikkat sizi dinler ve size tabi olur. İşte kuyumcuya da o hekim diyor ki onu altınla ve elbiseyle kandırın. Heva ve hevese düşenler işin zahiriyle kanarlar. Çok süslü bir hoca efendi gelir, onun süsüne kanarsınız. Çok böyle süslü bir kimse gelir, siz süse düşkünseniz süsüne kanarsınız. Bir erkek süse düşkündür, bir bakar ki bayan o kadar süslenmiş, o kadar süslenmiş, hayran olur ona. Ben onun kulağına eğiliyorum. Oğlum bir kova sıcak sodalı su dök üstüne gerçeğini gör diyorum. Bakıyor şimdi o. Evladım gerçeğini görmek istiyorsan o kimsenin üzerine bir kova sıcak sodalı su dökeceksin. Tabi sodayı bilmiyor gençler. Önceden annelerimiz çamaşırları beyazlatmak için soda kullanırlardı öyle değil mi? Sıcak sodalı su İnsanın kirini çıkarır bir kimsenin gerçeğini görmek istiyorsanız onu başından aşağı sıcak sodalı su dökün. Gerçeği çıkar meydana. Hoş öyle olmasa da süslü bir kadın alan kimse gece kadın makyajını silince gerçeği meydana çıkacak. O zaman belki de adam yandım Allah şarkılarıyla ben nerede yanlış yaptım deyip başlayacak kayağın dinlemeye ama iş işten geçecek. Padişah hekimden bu sözü duyunca nasihatini canı gönülden kabul etti. Eğer size bir işin ehli kimse nasihat ederse, nasihatçı doğruysa, nasihati de doğruysa onu kabul edin, onu reddetmeyin. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem adetleri din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir dedi. Doğru nasihatçinin doğru nasihatini kabul edin. Yapamasanız dahi inkar etmeyin, reddetmeyin. Reddeder, inkar ederseniz gönlünüz doğru olan, hikmetli olan şeylere Allah muhafaza eylesin. Kilit deni verir, kafana verir. Hani peygamberini tehdit etti ya, o dedi heva ve hevesen, hevesine uyanlara sen dinleme. Cenab-ı dedi senin gönlünü onlara çeviriverir. Tehdit var. O zaman siz doğru nasihatçinin doğru nasihatlerinizi gönlünüzü açın. Eğer açmazsanız o zaman doğru sizin üzerinizde olumlu tecelliyat yapmayacaktır. O tarafa ehliyetli, kifayetli, adil bir iki kişi elçi olarak gönderdi. O kuyumcunun bulunduğu yere bu meselede maharetli, işinin ehli olan insanları gönderdi bir işe işe göndereceğiniz kimse o işe ehliyetli olması lazım. O işe maharetli olması lazım. İş doğru olabilir. Eğer siz oraya maharetli insanlar göndermezseniz o doğru ve faziletli işi yerine getiremeyecektir. Kur'an-ı Kerim de bize onu beyan eder. Allah emanetleri ehline vermenizden hoşnut, hoşnut olur der. Bu neyle alakalı indirilmiştir bu ayet-i kerime Mekke fethedildiğinde Mekke'nin anahtarlarını Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri alır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin yanına gelirken o Mekke'ye hizmet eden o ailenin reisi gelir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin huzuruna Hazreti Ali Efendimiz de hemen hemen aynı zamanda çıkarlar der ki o kimse ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bilirsin ki İbrahim'den beri Mekke'ye hizmet eden bizim ailemizdir. Ama damadınız Ali bizden anahtarları aldı da. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin buradaki kastı anahtarları Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirmektir. Anahtarı kendisinin alması değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri çünkü şehir Fethedilmiş yeni görevlendirilmeler olması muhtemeldir. Ve yeniden görevlendirilmeler olacaktır. Şehrin valisi, şehrin hizmetkarı, şeyhin koruması, şehrin emniyeti yeni görevlendirmeler olacaktır. Bu kasıt da Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri getirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri anahtarları o ailenin reisine verdirir. Bunlar müşriktir dikkat edin iman etmemiş kimselerdir. Ama Kabe'ye hizmet noktasında ehildirler. Ona verince o adam der ki: "Ey Muhammed, senin adaletin bu mu?" O da evet der. "Eğer İslam'ın adaleti buysa ben şimdi Müslüman oldum o zaman." der. Hemen iman eder. Müslüman olur. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin emaneti ehline vermesinin hikmeti çıkar meydana. Ve Cenab-ı Hak hemen ayeti kerime gönderir. Der ki emanetleri ehline vermeniz Allah'ın çok hoşnut etmiştir. Bakın bu benim damadımdı, bu teyzemin oğluydu, bu bizim partidendi, bu bizim tarikattandı, bu bizim cemaattandı. Ya bu bizim arkadaşlardandı, bu bizdendi, bu filancalardandı. Ya bunu hallede verelim. Bunlar İslam medeniyetinde yoktur. Yoktur. İslam medeniyetinde her işin ehli kimse ona verilir. Torpil yoktur İslam'da. İslam'da kayırmacılık yoktur. Gerçek bir İslam medeniyetinde kayırmacılık yoktur sizden bizden yoktur. Gerçek bir İslam medeniyetinde bir kimsenin dini sorulmaz. İslam dünyasının ilk tıbbiyecisi Yahudidir. İlk tıbbiyecisi Yahudidir. Ve o Yahudi kimse bakar ki kimse hasta olmuyor, iş yapamıyor, göçmeye kalkar oradan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri der ki ona, müminler az hasta olurlar. Çünkü az yerler, az konuşurlar, az uyurlar. Bu yüzden de hasta olmazlar der. Hasta olmamanın üç iksiri, az yemek, az uyumak, az konuşmak. Ümmeti Muhammed çok konuşuyor, çok yiyor, çok uyuyor. Çok yiyor, çok konuşuyor, çok uyuyor. Biz bir de bunun adına şunu koymuşuz. Müslüman gürbüz olmalı, sağlıklı olmalı. Hepimiz orangutan gibiyiz. Oturduğumuz zaman 10 kilo et yiyoruz. Ondan sonra da kilo vereceğiz diye uğraşıyoruz. Bazılarımız da diyor ki ben kilomla barışığım. Ben barışık değilim. Bir de bu aldatmaca çıktı. Kendisiyle barışıkmış o. Mübarek 90 kiloya gelmişsin. Nereye barışıyorsun kendinle? Barışma lütfen ya. Savaş kendinle. Az ye. İşte o Yahudi doktor tam Müslümanların mahallesini, beldesini terk edecekti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki sen burada dur. Müslümanlara sen tıp ilmini öğret. Sana Beytül Mal'den maaş verelim dedi. Ve Beytül Mal'den maaş verildi Yahudi doktora ve Yahudi doktor tıp bilgisini Müslümanlara anlattı, öğretti. Biliyor musunuz İslam dünyasında ilk öğretmenlerin müşrik olduklarını İslam dünyasının ilk öğretmenleri müşriklerden. Müşrikler savaş esirleri, yazma oku, okuma yazma bilenler hürriyetlerini okuma yazma öğreterekten elde ettiler. Müşriklerden okuma yazma bilenler 10 tane Müslümana okuma yazma öğreterekten hürriyetlerini sağlıyorlardı. O yüzden İslam dünyasının ilk öğretmenleri müşriklerden. Müşrik, esir hem bir de. Savaşta esir edilmiş. Okuma yazma biliyor musun? Evet. İşte benim aklımda kalanı söylüyorum. 10 tane olması lazım ama belki de daha fazladır veya daha azdır. Allah beni affetsin. 10 kişiye okuma yazma öğrettiğinde hürsün derler. 10 kişiye okuma yazma öğreten kimse hür olur. Evet. İşi ehline vermek. Burası çok önemli. İşleri ehline veriniz. Ya bu avukat bizdendi, bizim arkadaşlardandı. Batırıyor seni. Ya bu dişçi bizdendi, bizim arkadaşlardandı. Diş bırakmıyor ağzında senin. Sen onun bizim arkadaşlardan dediğinden dolayı bir şey de diyemiyorsun ona veyahut da bir iş yaptıracaksınız. Bu bizim arkadaşlardandı. Ehli değil, perişan ediyor seni. Her şeyi ehline verin. Ehli olana. İş yaptığınız zaman da onun ehli olmaya çalışın. İyice o konuda gayret gösterin. Ve padişahın kuyumcuyu getirmek üzere Semerkant'a elçiler yollaması. O iki bey kuyumcuya padişahtan muştucu olarak Semerkant'a kadar geldiler. Dediler ki, Ey lütuf sahibi üstad, ey marifete kamil kişi, övülmen şehirlere yayılmıştır. Bunlar insanları alt eder. Eğer birisi sizi yüzünüze karşı çok övüyorsa, hadisi şerif, onun yüzüne bir avuç toprak atın. Sizin yüzünüze karşı birisi met ediyorsa onun diyor yüzüne bir avuç toprak atın. Neden? Sizin nefsinizi kabartıyor. Birisinin yüzüne karşı met etmeyin. Bir kimse iyiyse arkasından onun iyiliğini söyleyin. Sünnet bu. Birisinden iyilik gördüyseniz onun yüzüne kadar sen ne kadar iyi bir insansın demeyin. Ya Arkasından deyin ki X kimse çok iyi bir kimsedir, fazıl bir kimsedir. Örneğin cömert bir kimsedir. Örneğin bilgili bir kimsedir. Örneğin cesaretli bir kimsedir. Örneğin secaatli bir insandır. Örneğin faziletli bir insandır. Arkasından yüzüne karşı değil, yüzüne karşı birisini övmek İslam medeniyetinde yok. Ve birisi de yüzüne karşı met edilmekten hoşlanıyorsa Bilin ki heva heves kayığına bindi. Onu istediğiniz yere götürebilirsiniz. Sen ne kadar muhteşem bir kimsesin. Bitti. Kadınlar öyle demezler mi? Sen ne kadar güzelsin. Ay parçası gibisin. Kadının farlar açılıp kapanmaya başlıyor. Kelimeler onu aldattı. Güzel kelimeler onu kandırdı. Güzel kelimeler hep bizi aldatır hep kandırır. Aldanırız. Güzel kelimelere aldanırız. İşin gerçeğini, hakikatine bakmayız. O kadın kendisine bakmıyor. 1.35 boyu var, selvi boylu diyor adam ona. O da kendi kendisine selvi boylu görüyor. Adam, erkekler de aynı. Kadın onu kandırmış. Senin gibi adam yok diyor. Adama baktım, Allah muhafaza eylesin. Dedim bu adamsa yandı erkekler dedim. Ama o güzel kelimeler insanları kandırır. Met edilmek, insanın nefsine hoş gelir. Birisi sizi devamlı met ediyorsa bilin ki bir problem var ortalıkta. İnsanların yüzüne karşı met etmeyin. Bu biraz yalakalık olur. İnsanları yüzüne karşı met etmek hoş bir şey değil. İslam kültüründe, tasavvuf kültüründe yok. Met edilen kimse kandırılmaya müsait çünkü. Allah muhafaza eylesin. Övülmen şehirlere yayılmıştır. Bu şeytani bir sözler bunlar. İşte filan padişah kuyuncu başılık için seni seçti. Makam, mevki, Dünya sevgisi, şatafat, şatahat insanları aldatır, kandırır ve insanlar gerçeği görmekten uzaklaşır, körleştirir insanı. Zira bu işte pek büyüksün, pek kamilsin. Bir kimseye pek büyüksün, pek kamilsin dediğinde o kimse başladı uçmaya. O kendisini yücelerde görmeye başladı. O kendisini yüksek tepelerde görmeye başladı. O o kimsenin yüzüne bir avuç toprak atmıyor. Dikkat edin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine birisi "Ya Resulullah sen ne kadar güzelsin?" deyince dedi ki: "Kardeşim Yusuf güzellikte öndedir." Kendisini hemen Yusuf'tan arkaya koydu. Hazreti Ayşe annemiz dedi ki: "Eğer Yusuf benim dedi sevgilim, aşkım Muhammed'i görmüş olsaydı kendisini saklayacak yer arardı dedi. Öyle olmasına rağmen Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kendisinin yüzüne karşı met edilmesine müsaade etmedi. Kendisinin yüzüne karşı met etmeye kalkanlara dedi ki ben, ben kuru ekmek yiyen dul bir kadının oğluyum. Demek ki bir kimsenin yüzüne karşı met etmek uygun olmadığı gibi. Eğer bir kimse yüzüne karşı met edilmekten hoşlandı civataları gevşediyse bilin o hakikat aşığı değil. O heva ve hevesine hemen uyacak olan bir kimse. Kandırılmaya aldatılmaya müsait bir kimse. O iki yaldızlı kelimeyle üç yaldızlı cümleyle istediğiniz şekilde onu aldatıp kandırabilir istediğiniz ölçüye ve daireye götürebilirsiniz. Çünkü o çok büyüksün, çok kamilsin denilince artık o methedilmeye alıştı. İnsanların nefisleri methedilmeye alışmaya başlayınca azıkları methedilmek olur. Bir gün metihler bitince de o kimse psikolojik olarak çöker, yok olur gider. İntihar dahi edebilir bir kimse. İntihara dahi sebebiyet olabilir. Hani o alkışa alışka, alışık olan, kendilerini sanatçı görenler var ya, o alkışlardan uzak olunca kendisi, kendilerini yemeye içmeye atıp, kendilerinin psikolojilerini bozup, televizyona ve fotolara çıkmamak için yerin dibine girecekler neredeyse. Gidip insanlardan uzak, münzevi bir hayat yaşıyorlar. Niçin? Çünkü onlar alkışlara aldandılar. Çünkü onlar diba dendi. Sen büyük sanatçısın. Sen büyük bir kimsesindendi. Ama aslında aslında gerçekte oturup bir şiir dahi yazmamıştı. Hep başkalarının şiirini okumuştu. O duyguyu yaşamamıştı hiç. Kalkıp da kendiliğinden sevdası olmamıştı hiç. Hiç sevgilisi olmamıştı. Ama güzel sevgili şarkıları söylüyordu. Oturup da bir şiiri yoktu. Ben bakıyorum şarkı yorumcularına hep başkalarının yazdığı şiirleri yorumluyorlar. Bunlar sadece şarkı yorumcusu diyorum. Bunlar kendileri yazmıyor. Ama Sezen oturuyor kendisi yazıyor. 65-70 yaşına geldi hala da dimdik ayakta bakın. Niçin? Çünkü kendi duygusunun eseri var. Öbürkü bir başkasının şarkılarını okumakla geçirmiş ömrünü. Taklit etmiş hep. Hep başkasının kargası olmuş. Hep başkasının bülbülü olmuş. Kendi bülbülü olmamış. Gönül pasını silmemiş o. Onun gönlüne hiç ilham gelmemiş. O kendiliğinden bir şey söylememiş. Hz. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri'nin dediği gibi bugün yeni bir şey söylemek lazım. Bunu becerememiş, başaramamış. Niçin? Sahte alkışlar onu aldatmış. Şimdice şu elbiseyi altın ve gümüşü al da gelince de padişahın havasından ve nedimlerinden olursun. Onu elbiseyle altın ve gümüşle ne yaptı? Kandırdı, aldattı ve onu gözünü bununla boyadı ve dedi ki sen bu elbiseyi al, altını ve gümüşü de al ve kan. Hani kötü oğlanlar olur, kötü oğlanları anne ve baba evlendirirken kızları elbiseyle, altınla, malla, mülkle aldatırlar. Oğlan kötüdür. Oğlanın annesi babası der ki biz ev alacağız oğlumuza. Aha evi var. İşte der sizin kızınıza iki kilo da altın takacağız. Şu kadar takı, şu kadar elbiseler, şu kadar mal mülk. Ve mala mülke düşkün olanlar oğlanın kötülüğüne bakmadan mala mülke doğru gideceklerdir. Kız aslında kötüdür ama zengin kızıdır ya. Malı mülkü çoktur ve oğlana derler ki gel bu kızı alalım sana rahat edersin. O zengin kıza fakir oğlan yürüyerekten gider kendince orada rahat edeceğini zanneder. Heyhat ne malı bulur ne de kadını bulur ve kötü kadınla evlendiğine ömür boyu vicdan azabı, gönül sızısı çekerekten yaşar. O yüzden mala mülke sevdalanmak hoş bir sevda değildir. Hazreti Mevlana Celalettin Rum'a Hazretleri de tam meslevinin başında 30. beyitlerde, pardon 20. beyitlerde söylediğimiz "Ey oğul, ne zamana kadar altına ve gümüşe bağlı kalacaksın? Bağı çöz, hür ol." sözünün şerhi gibidir bu. O yüzden bir kimse bir kimse eğer ki heva ve heves noktasında sevgi bağını çözmedikçe hür olamaz. Altına, gümüşe, makama hani burada bir ara bir sohbet etmiştik. Kur'an-ı Kerim'de üç tane ilahın adı geçiyordu. Kur'an-ı Kerim'de başka ilah adı yoktu. Lat, Menat ve Uzza. Bu iç ilahe, ilah da değil, ilahe olarak geçiyor orada. Bu üç ilaheye kananlar, bu üç ilahenin büyüsüne aldananlar her zaman için helak olacaklar, hüsrana uğrayacaklar. Lat, işte güç demek, uzza, otorite demek, menat, para, Otoriteye, güce ve paraya kapılanlar hep hüsrana uğrarlar. Eğer bir toplumun ölçütleri otoriteye, güce ve paraya bağlandıysa, hikmete tabi değilse bir toplum. Hikmete Kur'an insanları hikmete çağırır. Bütün peygamberler insanları hikmete çağırır. Hikmet bir işin yerli yerinde, matematiğine uygun yapılmasıdır. Bir işin doğrusudur hikmet. Eğer insanlar hikmete tabi olmazlar da güce, otoriteye ve paraya tabi olurlarsa o topluluklar hiçbir zaman elaha kavuşamazlar. Bu bir dünya hastalığı şu anda. Bütün dünya insanları, bütün dünya insanları. Bu benim şahsi kanaatim. En Müslümanından dini olup olmayana varıncaya kadar. Dini olup olmayana varıncaya kadar. Müslümanlar dahil buna. Hiç birisi de özgür değildir. Bütün insanlık bu üç ilahenin tasallutu altındadır. Otorite, güç ve menat. Bir şey söyleyeyim bırakayım. Dünya üzerindeki dolaşan paraların hiçbirisinin de karşılığı yok. Ve milyon dolarlar ortalıkta dolaşıyor değil mi? Dolarların Amerika'da hiçbir karşılığı yok. Evet. Bu kötü bir senaryo. Bir sabah kalksalar, doları tedaviden kaldırdık deseler, intihar eder herkes. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Dünya üzerinde dolaşan doların hiçbirisinin karşılığı yok. Bildiğiniz kağıt bu kağıt, kağıt. Cebinizdeki para bu kağıt karşılığı yok. Şimdi o karşılığı olmayan kağıdı da kaldıracaklar. Cebinize bir tane plastik kart verecekler, verdiler. Siz parayı görmüyorsunuz. Bir ay çalışıyorsunuz, bir ay çalıştıktan sonra parayı görmüyorsunuz. Paranızı bankaya yatırıyorlar, size bir tane plastik bir plastik veriyorlar, kağıttan çıktı şimdi plastiğe döndü. Bir sürü kağıt taşıma. Bir de ne diyorlar? Ya para mı taşıyacaksın üzerinde? Ben para taşımıyorum ki. Ha ne taşıyorsun? Kredi kartı. 1300 lira askeri ücreti bir kimsenin 6 tane kredi kartı var. Her bankadan almış. Parayı hiç görmüyor. Hiç görmüyor. Dikkat edin. Kuyumcudan aldığınız altınları dahi kredi kartıyla alıyorsunuz. Hiçbir karşılığı yok. Menat ilahimiz oldu. Buyurun. Evet. Evet. Siz bankadan kendi paranızı çekmek için bir gün önceden haber veriyorsunuz. Bankadan ne kadar var bankada? 50 milyarınız var değil mi? Size 50 milyara gidip bankadan hemen aynı gün vermiyor size. Bir gün önceden haber vereceksiniz diyor. Ben gittim emeklilik ma ben emekliliğimi Yargıtay Karayılı'la aldım. Ben emekli olmak için müracaat ettim. SSK'daki bir müfettişmiş o beni bir odaya çekti. Dedi ki sen buradan emekli olacağına inanma. Neden dedim? Sen dedi şeyh misin? Senin şeyh olduğunu öğrendik. O yüzden dedi seni emekli etmeyeceğiz buradan dedi. Öyle olunca ben de mahkemeye verdim. Mahkemeye verdikten sonra mahkemeyi kazandım. Yargıtay tasdik dedi Ben emekliliğimi Bağkur'dan kazandım. Ve işte bu mahkeme süresi içindeki maaşlarımı benim bankaya yatırdılar. Bir arkadaş var muhasebeci o da. Dedi ki bankaya yatmış bugün. Ben dedi öğrendim SSK'dan. Gidip alabiliriz dedi. E gidelim alalım o zaman dedim. Biz bankaya gittik. İşte dedim benim adıma maaş e, para yatmış. Baktılar evet dediler. Dedim çekebilir miyim paramı? Dediler ki yok çekemezsin. Neden? E haber vermeniz lazım. Benim paramı vermiyor musunuz şimdi? Dedim ben Hayır dedi. Dedim bir yazı verin o zaman dedim benim paramı vermediğinize dair. Oradaki görevliye. Niçin dedi? İcra edeceğim sizi dedim. Siz dedim bir gün eğer ki krediyi ödemezsek dedim icra etmiyor musunuz dedim vatandaşı. Böyle baktı. İlk defa aykırı bir adam denk geldi. Bir de sakallı adam. Böyle baktı ama beyefendi böyle bir yazı vermiyoruz vereceksiniz. Ya benim paramı vereceksiniz ya da yazıyı vereceksiniz dedim. Arkadaki şefe aktardı beni. Arkadaki şef dedi ki böyle bir uygulamamız yok. E bugün var olacak dedim. Ya benim paramı vereceksiniz ya da bana yazı vereceksiniz. Senin paranı veremiyoruz diye. Ne yapacaksınız dedi. Dedim notere gideceğim, tasdikleteceğim, icra edeceğim size dedim. Benim paramı veremiyorsunuz. Bu konuda bankada sizin hesabınıza yatılmış param yok. Bu ne demek? Bana ödeme yapmıyorsunuz. Benim paramı kullanıyorsunuz. Benim paramın üzerinden ticaret yapıyorsunuz ve bu ticaretinizden beni karlandırmıyorsunuz. Ben paramın burada durmasını istemiyorum. Neden sende dursun param? Benim hesabıma yattı mı bu? Evet, ver benim paramı. Olmadı. Bir büyük şefe çıktılar. Tabii ben de gidiyorum yanında. Söylenenleri duyacağım. Paramı vermeyen sizsiniz. Memura dedim ki paramı vermeyen sensin. Mesul de sensin. Memur dedi ki ya ben memurum burada. Beni ilgilendirmez dedim. Bak seni vezneye koymuşlar. Ya benim paramı ver ya da mesulsun. Ben seninle beraber gideceğim dedim. Haydi. En sonunda müdür yardımcısına götürdüler beni. Müdür yardımcısı dedi ki oradan işte ya beyefendi dedi böyle bir uygulama yok. Ya ne demek böyle bir uygulama yok? Ben paramı istiyorum. Bu para benim mi? Evet. Verin paramı? Yok. E yazı verin. Yazı da vermiş. Siz dedim derebeyi misiniz ya? Siz nesiniz dedim. Siz bu ülkede nesiniz? Oradan bir erkek o da böyle işte şef gibi böyle kalkışacak oldu. Muhatap Müdür yardımcısı olarak siz misiniz bu beyefendi mi dedim. Kadın baktı. Ben sertim. Yok dedim. Bu beyefendi ise buna anladığı dilden konuşacağım dedim. Yok muhatap sizseniz, bunun amiriyseniz bir amirin yanında memurun için konuşuyor haddini bilmiyor dedim. Ona haddini bildirmek sizin vazifeniz. Eğer ona haddini bildirmiyorsanız o zaman iş bize düşer dedim. Ben onun haddini bildirmek zorunda kalırım. Baktı, müdür yardımcısı ben normal bir kimse değilim. Dedim ben normal bir kimse değilim. O yüzden dedim benimle böyle bir yere varamazsınız. Size dedim söyleyeyim. Bir, ya ben bu paramı bugün alırım ya da bu yazıyı alırım. ikisinden birini alırım. Baktı şey müdüre hanım ben normal değilim Mustafa Bey sizden çok özür diliyoruz. Sizin paranızı bugün gerçekten veremeyeceğiz. Ama sizden bir anlayış istiyoruz. Ha böyle söylüyorsanız dedim yine bakın güzel ahlak beni dedim değiştirebilir. Sertlik beni değiştirmez dedim. Güzel ahlak değiştirir. Hanımefendi ben sıra beklemem, ben kuyruk beklemem. Ben kendi paramı almak için dedim. Burada meleyerekten beklemem. Ben hayatımda kuyruk beklemedim. Hayatımda sıra beklemedim. Ben kendi paramın sırasını beklemem. Daha sıraladıklarımı sıralamayım. Yanlış anlaştı anlarsınız. Dedim ben hanım beklemem. Ben yemek beklemem. Ben sıraya girmem. Ben kuyruk beklemem. Bir şey benimse benimdir. Benim değilse değildir. Ben hiç beklemem. Ömrümce tablot alıp da sıraya girmedim. Ömrümce yemek kuyruğuna girmedim. Ömrümce ekmek kuyruğuna girmedim. Ömrümce pide kuyruğuna girmedim. Ömrümce çay kuyruğuna girmedim. Askerde dahil. Ömrümce hiçbir şeyin kuyruğuna girmedim. Paramın da kuyruğuna girmem. Bu para benim mi dedim? Evet. Ben bu kendi paramın esiri olup kuyruğa girmem dedim. Benim param bankada ve bankada ben kendi paramı çekmek için kuyruğa giriyorum. Benim param değil mi bu dedim ben? Evet dedi. Ben niçin kuyruğa giriyorum burada dedim. Kaldı bu. Biz Denizli'den tezgah aldık abime geliyoruz. Afyon'u geçtim ben. Abim telefon açtı. Ya dedi bize yemek söylememek için mi böyle dedi hızlı gittin dedi. Estağfurullah dedim. Ben dedim ki herhalde hani parası filan kalmadı. Yanında çalışan elemanlar var. Döndüm. Orada bir tesise girdik yemek yemek için. Aa, herkes oradan tablo tabağını alıyor, kaşık çatalını alıyor, ekmeğini alıyor, kuyruğa giriyor. O yemekten, bu yemekten, ondan sonra parasını ödüyor, gidiyor. Sistem bu. Ben böyle baktım tezgaha. Şefe dedim. Bulaşık hane, nerede abicim dedim ben. Hayırdır Hacı abi dedi. Oğlum dedim. Tablotu al, ekmeği al, çatal kaşığı al, yemeği ala, parayı öde. Dedim bulaşın da yıkayayım de gideyim dedim. Siz dedim burada bir şey yapmanıza gerek yok. Şef baktı ben normal değilim. Hacı abi siz şöyle oturun dedi. Masada da rezerve yazıyor restoranın en güzel masası. Abim benim arkamdan böyle vuruyor. Ulan oğlum yapma. Burada bari yapma. Bizi rezil edeceksin diyor. Ben dönüyorum. Dedim ne vuruyorsun bana? Ne dürtüklüyorsun dedim. Çok affedersiniz. Eşek miyim lan ben dedim. Beni dürtüklüyorsun dedim. Bırak dedim. Ben kendi paramla kendime hizmet edeceğim. Ben kendi paramla neden kendime hizmet edeyim dedim. Biz oturduk masaya tabii. İşte dedim bana şu yemekten ver. Abim böyle hacı ne istiyorsa bize de ondan ver. <laughs> biz bir güzel yemeği yedik. Başımızda bir tane çalışan bir arkadaş bekliyor. Ondan sonra bütün restoran bize bakıyor. En aykırısı biziz. Niçin biz koyun sürüsü gibi olalım? Menat Bankalarda kendi paramız, bakın bankada kendi paramız var, kendi paramızı çekmek için kuyrukta bekliyor. Sıradayız. Ne sırası? Para çekecek o kimse. Bir de bir gün önceden haber vermeniz gerekiyor. Kendi paranızı. O yüzden bankada para yatırmayı kabul etmiyorum, reddediyorum. Dolar, euro almayı reddediyorum. Gidin altın alın, gidin toprak alın, gidin ev alın, gidin arsa alın. Evet, Evet gidin. Sakın öyle dolara yatırım yapayım, marka yatırım yapayım, böyle bir şey düşünmeyin. Yok faize yatırım yapayım, böyle bir şey düşünmeyin. Gidin bir yerden tarla alın, Ekin dikin orayı. İçine bir kulübe koyun. Çoluk çocuk gidin cumartesilerinizi orada geçirin. Bir meyve ağacı dikin, torunlarınız desin ki dedemiz bu meyve ağacını dikmiş. Bundan yiyoruz. Bir kişinin derse gelmesi bir şekilde engelleniyorsa ve bunu engelleyen bir zakirse bu kişinin zakirliğinden şüphe etmeli miyiz? Bu sohbetten mahrum kalınmasının ve bari kime aittir? Tabi caizse zakir dergahın kolonlarından biri ise kolonlardan birinde çatlak mı var? Hiçmiş hiç kimse hiç kim şeyde engellenmez. Engelleyen insan kendisini engelliyordur. Bu noktada bizim derslerimiz herkese açıktır. Herkese. Herkese, benim telefonum da 7:24 açıktır gece dahil. Bir mesaja bakar. Depresyondaki kızıma ve aynı zamanda nazara uğramış çocuğuma Kur'an'dan ne okumam, ne yapmam gerekir. Vallahi bunlarla alakalı biz hep deriz ki her tevhid her şeye ilaçtır. Kendi kendine tahammül edememek nasıl bir haldir? Nefisle bağlantısı nasıldır? İnsanlar önce kendi kendisini, kendisini analiz edip, kendisini analiz edip, kendisinin eksik ve noksanlarını tamir ederekten yol yürüyecek. Ama kendimizi analiz etmekte nokta, noktasında, analiz etme noktasında ölçütümüz ne olacak? Bugün gündüz hanfendi demişti. Biz doğrularımızı neye göre karşılaştıracağız diye ben de kendimden örnek verdim. Dedim ki ben Kur'an, sünnet ve imamların adına, İmamların iştah adında bulamazsam Sünnet-i Resulullah'a bakarım. Kendimce oradan kendimi böyle e, karşılık olarak ne kadar doğru olup olmadığıma bakarım demiştim. Bu kimse de kendince kendisini e, kendisini inanç noktasında veyahut da konuyla alakalı neyle karşılaştıracaksa onunla karşılaştırabilir. Şiş ile vücudun üzerinde örneğin dudakta, delik açmak dinen caiz midir? Bir önceki sohbetinizde bahsetmiştiniz. Bir kimsenin olur olmaz vücudunu delip parçalaması caiz değil. Fıtratı bozmak caiz değil. Fıtrat çünkü İslam fıtratın bozulmasını uygun görmüyor. Ama bir rahatsızlık var ise, bunu eski kitaplarda işte dudağın yarık olması, burnun işte yamuk olması, dudağının bir tarafa doğru gitmesi veya farklı böyle bir sonradan olma veya önceden doğuştan olma bir sıkıntı var ise bunların cerrahi müdahale edilmesi caizdir. Öbür türlü oranı buranı deldirmek, oranı buranı yırtmak, oranı buranı dövme yapmak yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikir meclislerinde semazen ve bendir bulunur muydu? Bunun bidat olduğunu söyleyenlere ne şekilde cevap verilmeli? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bendir vurmak, bendir karşılarlarken dahi çaldılar. Mekke'den Medine'ye gelirken karşılarlarken dahi çaldılar. Ya işe nereden geliyorsun filancanın nikahından ya Resulullah. Orada def vurdunuz mu? Hayır ya Resulullah. Defsiz nikah nikah değildir. Ensar defi severdi. Niçin vurmadınız? O yüzden bu tip meselelerde sünnet-i Resulullah'ta bunun ölçüsü var. Bir de zikir meclisi namaz değil zikir meclisinde tempo tutturmak için, tempo tutturmak için bunlara cevaz verilmiş. Bir kitapta okuduğuma göre alkolün haram olması Adem Aleyhisselam'a kadar dayanıyor. Bunu açıklar mısınız? Yani normalde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke devrinde haram edilmemişti. Medine devrinin bir devresinde de haram edilmemişti. İçki İslam'ın son devresinde öyle denilebilir. Haram edildi. Haram mıdır? Evet. Ama bunu normalde Adem'e kadar haram oldu olduğuna dair beyan etmeniz bir kitapta böyle bir araştırma yaptılarsa o zaman bunu o araştırma ne kadar doğru ne kadar doğru değil bilemem ama İslam'da Muhammedi noktasında içkinin haram serüveni oradan başlar. Önce der ki bundan ilk etapta birinci derecede der ki işte bu ıı, içki çok hoş bir şey değil der. İkincisinde namaza yaklaşmayın der. Üçüncüsünde tamamiyetle haram eder. Üçüncüsünde. O yüzden e, bu noktada e, geçmiş ümmetlere kadar nereye kadar haram edildiği gittiğine dair benim bir bilgim yok. Ayrıca İslam Adem Aleyhisselam'a da, Nur yoksa Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a. Biz Hazreti Adem'den itibaren gelen bütün Dinlerin hepsinde İslam olduğuna inanırız. Uzun süreden beri namaz kılıyorum fakat bir türlü vesveseden kurtulamıyorum. Harika. Eğer bir kimse namaz kılarken, iyi bir amel işlerken, salih bir amel işlerken içinde vesvese varsa doğru yolda. Bakın bu doğru yolda olduğunu gösteriyor. O hep böyle konuşacak. Namazın olmadı diyecek. Sen de kafa yapacaksın anladın. Oldu diyecek. O diyecek sana abdestin olmadı, oldu diyeceksin sen. Bir de bir de nanik nanik yapacaksın. Eğer ona bir fırsat verirsen seni yıkar yere. Sen benim abdestim olmadı demek ki der lavaboya bir sefer daha geri dönersen bir iki sene ele aldı. Sen abdest alır dönersin der ki dirseğine su değdi mi ki senin? Ya kurulandıktan sonra bunu sana söyler. Sen düşünürsün şimdi dirsem mi su değdi mi değmedi mi? Hayat değmedi bir daha abdest al. Ben banyoda ağlaya ağlaya bana telefon eden bayanlar tanıyorum. Banyoda. Gusül abdestim olmadı diye dört saat banyoda kalan kadınlar tanıyorum. Gusül abdestin farzı iki ağza buruna su vermek bütün vücudu yıkamak bu kadar. Ağzına burnuna su verdin, bütün vücudunu yıkadın mı tamam bitti ya guslün gusül senin. Bitti uğraşma başka. Abdestin farzı dört. Elleri kolları yani kolları yıkamak, başı mest etmek, yüzü yıkamak, ayakları yıkamak. Abdestin farzı dört. Bu dört uzu, başı mest etmek, kollarını yıkamak, ayaklarını yıkamak, yüzünü yıkamak bitti. Abdestin bitti. Yok yüzünün altına su değdi miydi? Yok değme dedi dön yüzünün altını hilalle. Yok parmak aralarını bunlar güzel sünnetlerden. Bunları inkar etmiyorum. Ama bunlar size vesveseye kapı aralamasın. Yani parmaklarınızın arasını hilallemeyi düşündüğünüz kadar dilinizde sahip olmayı düşünseniz vuslata erceniz yüzünün altına su değdi mi değmedi mi düşününceye kadar kimin hakkına girdim diye düşünse tefekkür etse dost doğru bir insan olacak. Yüzünün altına su değdirmeyi düşünen Müslüman abdest aldıktan sonra yüzünün altına su değip değirmeyen kimsenin faiz hesapladığını görüyorum. Dedim az önce camide yüzünü hilalleyen sen değil miydin dedim ben böyle baktı. Dedim kalbini hilallememişsin sen, yüzünü hilallesen ne olacak? Yok saçımın bir teli göründü mü diye bu kadar titiz duran bir kadın bir bakıyorsun, a altı şişane üstü topane. Ya yapma, yapma. Saçının bir teli görünmesin kabul ettim ama şu diline de bir sahip çık ya. Cık. Namazdayken aklıma her şey geliyor kendimi namaza veremiyorum bunun için ne yapmam gerekir? Namaz kendisini sana teslim etsin boş ver sen namazı kıl. O böyle konuşsun sen namazı kıl. Şu an elindeki olan zakiri Elimdeki olan zikiri alıp okur musunuz lütfen? Görevliniz almadı çok uzun değil olsa bir daha bile hayır çok uzun değil olsa bile daha hayırlıdır. Eyvallah almamışlar demek ki görevliler. Kur'an-ı Kerim'de namazın farz olup olmadığı ile ilgili bir ayet var mıdır? Evet. Geçmiş ümmetlere namaz farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Bu noktada namaz geçmiş ümmetlere de farz kılındı. Oruç gün geçmiş ümmetlere de farz kılındı. Bu farz var. Bazı Müslümanlar bununla ilgili ayet olmadığını iddia ediyorlar. Okumadılar çünkü. İşlerine gelmedi. Biraz daha. Kur'an'da namazın eda edilmesinde ruku, secde net olarak belirtilmiş midir? Hayır. Ne kadar ruku edilecek, ne kadar secde edilecek bu edilmemiştir. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetleriyle sabittir. Peygamberde sizin için güzel örnekler vardır. Oradan bakıp bakacağız, kılacağız. Kur'an-ı Kerim'e göre ilk insan Adem, bilim adamlarına göre ondan önce insan iskeleti ve fosilleri bulunmuştur derler. Doğru mudur? Bu bilimin işi bizi ilgilendirmez. Daha çıkmamış. Adem'in iskeleti bulunmadı daha yani. Adem'in iskeleti bulunmamış. O yüzden normalde Adem Aleyhisselam ilk insan tabi ben böyle bir çıt atayım, kapatayım muhabbeti hangi Adem'den bahsettiğimize de bakmamız lazım. Bildiğimiz Adem Baba değil bu. <laughs> Girmeyeceğim hocam o konuya. Yalan dünya denen dünyamız için dünya yalan olacak anılırsa dünyada yapılan ameller de yalan olmaz mı? Sınav hangi dünyada kazanılacak? Ben yalan dünya demem hiç. Dünya güzel bir yer, hoş bir yer. Dünya okul. Dünyaya neden yalan diyeyim? Çünkü bütün bu kainat Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelliyatı. Üzmeseydin kızcağızı, çağır onu, çağır çağır. Üzme. Benim çağırdığımı söyle, gelir. Karı koca arasındaki övgü ve metin ölçüsü nedir? Adamı aldatmak istiyorsanız met edin adamı. Bir şey yapmak istiyorsunuz, yaptırmak istiyorsunuz. Kadınlara tiyo vereyim şimdi. Tamam o ne verdiyse verin bana. Getirin önemli değil. Senin üzülüp gitmeni istemem. Bu noktada gerçeği görmeyen bir erkek veya kadın var ise bu ilmi siyasettir. Normali söylüyorsunuz yapmıyor. Onu biraz böyle pohpohlayıp yaptırabilirsiniz. Bana sökmez. Ama kadınlara deyin ki tamam mı? Ya senin yaptığın böreği kimse yapmıyor. Sabahtan akşama kadar börek açarlar. Erkekler bunu bilin. De ki ya annem dahi böyle yemek yapamazdı. Bir kadının ilk yarışta kimse kayınvalidesi çünkü. Nedense onu alıyor cephesine. Ya mübarek başka kimse yok mu? Yok. Onunla yarışacak. Nasıl anneninkinden güzel olmuş mu? İstersen sen olmamış de. Hayatın kararsın. Annem vallaha böyle yapamazdı de çıkışın içinden. Bitti. Kadının gönlünü alacaksın değil mi? Kadının gönlünü al. De ki senin yaptığın gibi kimse yapamıyor. Bu gömleği ben ütücüye gönderseydim bu kadar ütüleyemezdi. Vallahi sabahtan akşama kadar ütüler, ütüler. Devlet demir yolları halt yemiş yanında. Sema yapmanın tarihçesi nedir? Bence Adem'den beri. Cami imamlarının imam olmadığı ancak namaz kıldırdıkları tespitiniz çok haklısınız. Bizzat biz de katılıyoruz bu görüşünüze. İzmir müftülüğü her cami kendi ezanını kendisi okuyacak demesine rağmen Gazemir'de ezan merkezi olarak okunmaya devam etmektedir. Bu durumda eline verilen metni vaaz eden cemaatin sorunlarından cevap verebilecek ehilde olmayıp bir şekilde o göreve gelmiş bu inanların arkasında namaz kılalım mı kılmayalım mı? Namaz kılınır. Dövme gusül abdestine engel midir? Bakın bir kimse dövme yaptırması haramdır. Ama daha önce bu dövmeyi yaptırdıysa guslünü alır. Bunda bir beis yok. Kızcağız, kısa dediğin şey bu mu? Bunun hepsini de mi okumamız lazım? Bu burayı mı? İşte burası değil mi senin yazın? Yazın ama çok fazla kızcağızım ya. Ben bunu yolda giderken okuyayım olmaz mı? Ben bunu yolda okuyayım. Ben kendim okuyacağımı söyledim, cemaat okuyacağımı söylemedim. Benim nefsim çok ağır basıyor. Allah beni affetsin. Amin. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ediyorum. Geceniz hayır olsun inşallah.